Merhabalar sevgili Scroll TV izleyenleri. Bugün yine yepyeni bir ürünle karşınızdayız. Yanımızda HP'nin en yeni dizüstülerinden biri olan Envy Beats Edition var. Bugün ürünü kutusundan çıkartacağız ve o heyecanı birlikte yaşayacağız. Daha sonra da incelemeyle karşınızda olacağız. Yanımızda Yavuz Şahin var. Bize cihazın detaylarını anlatacak. Merhaba Yavuz abi. Merhabalar Melih. Bu cihaz daha birkaç saat oldu ofisimize geleli. Biz de dinleyicilerimize, okuyucularımıza, izleyenlerimize ürünle birlikte neler geliyor, nasıl bir ürün bunu göstermek istedik. Çünkü bu çok özel bir ürün. Biliyorsun Dr. Dre'nin kendi geliştirdiği bir ses teknolojisi var. Bu dizüstü bilgisayara onu HP uyarlamış ve bu bilgisayardan daha yüksek kalitede ses almaya yarıyor bu. İstersen ürünü hemen açalım. Kutusunun kapağını açtım ben. Ama önce şunu göstereyim istiyorsan. Burada garanti belgesiyle beraber geliyor. Hemen okuyucularımıza gösterelim. HP'nin kutusu. Garanti belgesinin hemen bu bölümünde şurada gördüğün gibi garanti süresi 2 yıl olarak gözüküyor. Bu ürünün garanti süresi 2 yıl. Hemen şöyle yan çevirip ürünümüze açalım istiyorsan. Siyah ve şık bir kutuyla geliyor bu ürün. Kutumuzu kenara aldık. Bu süngerler kutuya dahil değil tabii ki. Evet, onlar değil. Koruma için yarıştı. Koruma için gelmiş. Siyah ve şık bir kutuyla geliyor. İstersen kutumuzu da şöyle üstten açılıyor. İlginç bir dizayn. Daha önceki dizüstü bilgisayar kutularında böyle bir dizayna rastlamıyoruz. Genelde kutudan çıkarttığımız zaman biter ama burada kutu içinden kutu çıktı gibi bir şey oldu. Burada gördüğün gibi kutu açılışında kutunun içeriğinde neler olduğunu yazan bir belge geliyor. Ve ürünümüz burada. Ürünümüzün gördüğün gibi üst bölümünde Beats Audio teknolojisini desteklediğine dair bir logosu var. Siyah. Bu mesela ürünün tasarımı Piano Black değil. Mat siyahtan oluşturulmuş. Ben daha çok seviyorum böyle ürünleri. Piano Black olduğu zaman parmak izi çok kalıyor. Bu üründe sürekli yana taşıdığım bir ürün ve ben ürünümde parmak izi kalmasını istemiyorum. Bu arada şunu da belirteyim. Daha önceden de biz Envy'nin bir önceki neslini incelemiştik. Fakat o standart modeldi ve gri renkteydi. Bu hem siyah renkli özel bir versiyon olduğunu gösteriyor hem de üzerinde kırmızı çeşitli detaylar var. Kapaktaki Beats logosu gibi. Bu da cihazın özel bir versiyon olduğunu göstermek için yerleştirilmiş detaylar. Ürüne istersen birazdan geçelim ve ürünle birlikte gelenlere bakalım istiyorsan. Gördüğün gibi burada elektrik kabloları çıkıyor ürünün. Poşetin içerisinde enteresan bir şey var herhalde. Evet, şimdi bakalım. Gördüğün gibi ürünün adaptörü bu da. Birlikte geliyor. Şu detayı da hemen verelim. Adaptörün üzerinde bir de USB çıkışı var. Herhangi bir cihazı şarj etmek için de bu çıkışı kullanabiliyoruz. Bu da adaptöre bağladığımız bilgisayarın kablosu. Hemen alt bölümüne bakalım istiyorsan. Kutumuzun içeriğinde. Gördüğün gibi bu kablo kutusu. Şöyle bir yazı geliyor. İstersen mühürlü bir zarf içinden çıkıyor. Bunu açalım bakalım HP kullanıcısı ne göndermiş. Gördüğün gibi burada ürünün açıklamaları yazan belgeler var. Çok şık bir zarf içinde geliyor bu. Bunu da gösterelim istiyorsan. Şöyle. Bunu da hemen kenara koyalım. Evet gördüğün gibi Melih ürünün kutu içeriği bu kadar. İstersen kutuyu kenara alalım ve ürünün tasarımına bakalım biraz. Gördüğün gibi 15.6 inç ekrana sahip bir ürün bu. Klavye ve touchpad tasarımı normal HP'lere göre oldukça farklı. Burada kullanıcıya bu Envy Beats ürününün biraz daha tasarım açısından farklı olduğunu söyleyebiliriz HP ürünlerinden. Aydınlatmalı bir klavye kullanılmış burada. Kırmızı aydınlatmalı bunlar gördüğün gibi. Çok şık bir ürün. Tabii daha bu ürünün performansını bilmiyoruz. Bunları göreceğiz hep beraber. Burada gördüğün gibi optik okuyucusu bulunuyor. Yan tarafta HDMI var. Burada USB bağlantısı, Ethernet bağlantısı. Ürün gerçekten ilk bakışta çok şık bir ürün. Bildiğin gibi bu ürün normalde biz lansmanda görmüştük. Envy Beats kulaklıklarla beraber görmüştük biz bunu. Tabii kulaklıkları ekstra alman gerekiyor. Biraz pahalı olduğu için kutu içerisinde yer almamış. Bu ürünlerin fiyatları 1440 dolardan başlıyor. Ekran boyutuna göre değişiyor. Önümüzdeki günlerde bu ürünü test ettikten sonra incelemesini hep beraber yapacağız ve okuyucularımıza göstereceğiz. Detaylı incelemeyle ilerleyen günlerde karşınızda olacağız. Şimdilik görüşmek üzere.